Evet, tekrardan merhabalar gençler. Bugün yeni bir haber yazısı okuyacağız. Onu videoya çekeceğim. İnşallah biraz uzunca bir yazı olduğu için 2 haftalık olarak düşünüyorum bunu. Bir kısmını bir hafta, diğerinde bir sonraki hafta olmak üzere planlıyorum. İnşallah sizler de bunlardan faydalananlardan olursunuz. Haberimizin başlığı Turkish Aid Groups Distribute Food in Northern Syria. Türk yardım grupları Kuzey Suriye'de gıda dağıtıyor. Evet, şimdi haberin aslına geçelim. The Turkish Red Crescent, yani Türk Kırmızı Hilal. Tabi biz kırmızı malum kızıl ve hilale de ay diyerek Türk Kızılayı diyoruz. Türk Kızılayı on Sunday, pazar günü distributed, dağıttı. Malum Türkçe'ye de geçmiş bir kelimedir gençler, yani distribütör derler. Bu büyük fabrikaların mallarını dağıtmada, efendim yurt çapına, dünya çapına dağıtmada, bu dağıtım işini yapanlara distribütör derler. Türkçe'ye de girmiş bir kelime bu. Buradan belki aklınıza kalır diye söylüyorum. Demek ki Türk Kızılay'ı pazar günü dağıttı. Ney? 1000 food parcels. 1000 food, yiyecek diyebiliriz ama burada daha çok gıda diyoruz. Parcel, paket anlamı var ama buradaki anlamdan maksat kolidir yani. Kağıda sarılmış ya da kağıt kartondan yapılmış kağıt şeklindeki kutudur. Koli malum. Demek ki 1000 adet gıda kolisi dağıttı. Among the poor, İşte fakirler arasında gibi bir algı var. Biz buna tabii fakirlere diyoruz. Yani orada tabii sadece 1000 fakir yoktur yani. 1000'den daha fazla, belki 10.000, belki 20.000 fakir vardır ama bu dağıtılan 1000 tanesi o fakirlerin arasında dağıtıldığı için among kullanıyor burada. Tabi biz burada yine de fakirlere diyeceğiz. Yani Türk Kızılay'ı pazar günü 1000 adet gıda paketini fakirlere dağıttı. Neredeki? In Northwestern Syria. Kuzey Batı Suriye'de ki fakirler. Demek ki Türk Kızılay'ı Kuzey Batı Suriye'deki fakirlere pazar günü 1000 adet gıda kolisi dağıttı. As part of, işte parçası olarak. Tabii biz parçası olarak Türkçe'de olmuyor yani. Kapsamında diyeceğiz buna biz. Belki bağlamında diyebiliriz. Neyin kapsamında? It's, yani onun, Kızılay'ı kastediyor. Onun Ramazan drive'ının kapsamında. Drive malum onlarca anlamı olan bir kelime yani. Ama buradaki en güzel anlamı kampanya. Yani belli bir şevk ve gayretle, belli bir zaman diliminde, yani artırılmış, çoğaltılmış çabalarla yapılan faaliyetin adıdır drive. Biz buna Türkçe'de kampanya diyoruz. Yani şimdi cümleyi toparlayacak olursak, Türk Kızılay'ı Ramazan kampanyası kapsamında Kuzeybatı Suriye'deki fakirlere pazar günü 1000 adet gıda kolisi dağıttı diyoruz. According to the governorship of Şanlıurfa. According to malum göre demek. Bunu yazmadım ben kelime kutucuklarına. Biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bilmeyenler de zaten benim sesli anlatımımdan bunu anlamış olacaklar. According to the governorship. Governorship valilik demek. Şanlıurfa valiliğine göre. The aid agency. Aid yardım demek. Agency işte teşkilat, teşekkül, kuruluş yani. Yardım kuruluşu. Distributed food parcels. Gıda kolilerini dağıttı. Nerede? In Ras el Ayn and Tal Abyad districts of Northern Syria.
Kuzey Suriye'nin Resul Ayn ve Tel Abyad ilçelerinde gıda kolilerini dağıttı. Şimdi gençler, Resul Ayn tabi İngilizceye çevirirken İngilizler o bölge halkının söylediklerini kendi anladıkları şekliyle yazmışlar. Yani Arapça kelimeler bunlar. Yani res baş demek. Reis, Türkçedeki reis de zaten buradan gelen bir kelime. Ayın göz demek yani. Hani eskiden bundan yüzlerce sene önce daha çok insanların su içtiği yerlerde, özellikle çok dağlık olmayan ova alanlarda sular topraktan böyle kabarcıklar halinde çıkar. Yani eşme derler eskiler, pınar derler filan. Yani gözeler halinde göz su kabara kabara çıktığı için ayn demiş Araplar. Bu bizim anladığımız manasında, yani halk arasında eşme filan derler ama pınar, yani pınarbaşı demek. Ya çok ilginç bir şey. Yani Şanlıurfa'nın bir ilçesi var. Allah Allah, neydi hatırlayamadım şimdi. Ceylanpınar. Yani bu hemen Şanlıurfa ile çok yakın bunlar. Yani oralarda yüzlerce böyle pınarlar var. Yani ve yerleşim yerlerine de pınar isimleri o açıdan verilmiş. Buradaki Resul Ayn pınarbaşı demek. Şanlıurfa'da Ceylanpınar var malum. Sonra Tel Abyad var. Tel Abyad diyor. Tel, tepe demek. Tepe. Yani genelde malum kaleler tepeler üzerine kurulduğu için kale anlamına da gelebilir bu. Abyad, Abyadu'dan geliyor Arapça. Beyaz demek yani. Beyaz tepe ya da beyaz kale. Ki Şanlıurfa'da da malum Akçakale var. İlçe olarak. Onlar da yine birbirine yakın yerler yani. Bu da sizin için bir genel kültür oluversin. Demek ki Kuzey Suriye'nin Resul Ayn ve Tel Abyad ilçelerinde gıda kolileri dağıttı. Which, ki bu yerler, yani Resul Ayn ve Tel Abyad ilçeler için kastediyor ki bu yerler were cleared of terrorists. Ne yaptı? Teröristlerden temizlendi. Yani clear temizlemek demek malum. Clean de temizlemek demek ama clear, istenmeyen şeylerin bulunduğu yerden alınıp götürülmesi, temizlenmesi bu manada yani. Mesela yolu temizlemek nedir? Yoldaki istenmeyen şeyleri almaktır. O açıdan clear kullanılır. Mesela masada bulunan kap, kacak, çanak, çömlek, bardak, tabak, her neyse, bunları eğer masayı temizlemek maksatlı kullanıyorsanız o manada da yani yine clear kullanılır. Yani clear the table, masayı temizle. Yani masada bulunan olmaması gereken şeyleri al götür manasındadır. Clear'ın da böyle bir anlamı var. Which were cleared of terrorists. Yani teröristlerden temizlendi bu yerler. Neydi? In Turkey's Operation Peace Spring. Yani Türkiye'nin yapmış olduğu Barış Pınarı Spring, bu da yine spring yani fışkıran şey demek yani. Topraktan fışkırarak çıktığı için o suları bir manada spring deniyor buna. Yani demek ki Barış Pınarı, Türkiye'nin Barış Pınarı operasyonunda teröristlerden temizlenmiş olan Kuzey Suriye'deki Resul Ayn ve Tel Abyad ilçelerinde gıda kolileri dağıttı yardım kuruluşu diyoruz. Demek ki Şanlıurfa valiliğine göre Türkiye'nin gerçekleştirmiş olduğu Barış Pınarı harekatında teröristlerden temizlenmiş olan Suriye'nin kuzey ilçeleri Resul Ayn ve Tel Abyad'da 1000 adet gıda kolisi dağıttı yardım kuruluşu diyoruz. The agency is also planning to distribute another 10,000 food parcels. Kuruluş planlıyor da, yani
Bunun hesaplarını da yapıyor. Hazırlıklarını da yapıyor. Yani planı hazırlık yapmak diyebiliriz. Planlarını da hazırlıklarını da yapıyor. Olsuyor da dağ diyoruz. Ne hazırlıkları? Distribüt, dağıtma hazırlıkları da yapıyor. Another 10,000 food parcels. 1000 gıda kolisi, burada another'a da daha diyoruz. 1000 adet gıda kolisi daha dağıtmanın hazırlıklarını yapıyor kuruluş. Ne zaman bu? Toward the end, sonuna doğru. Toward a doğru, the end sonuna doğru. Neyin sonuna doğru? The Islamic Holy Month. İslam'a göre kutsal ay. İslami kutsal ayın sonuna doğru 1000 adet gıda paketi daha dağıtmanın hazırlıklarını yapıyor kuruluş diyebiliriz. The Turkish Red Crescent, Türk Kızılayı is the largest humanitarian organization in Turkey. Türk Kızılayı Türkiye'deki en büyük insani organizasyondur dedik mi? Burada Türkçe'de kulağa tırmalıyor. Evet. Humanitarian'ın insani anlamı vardır. Yani insani maksatlarla yapılan işlere denebilir. Hatta insancıl denilebilir. Hatta insanlara yardım eden kişiye de humanitarian denilebilir. Ama burada Türkçe dinleyen kişiler adına humanitarian'a ben hayır demenin daha uygun olduğu kanaatine vardım. Organization, yani örgüt, malum örgüt biraz farklı anlamlara da gelebiliyor. Teşkilat diyelim biz buna yani. Teşekkül olmaktan kaynaklanan olduğu için. Demek ki ne diyebiliriz? Türk Kızılayı Türkiye'deki en büyük hayır teşekkülüdür. Hayır kuruluşudur. With an international network. With'e burada olan diyelim yani. Uluslararası bir ağı olan. Nasıl bir ağ bu? Ever poised. Ever her zaman demek. Daima demek. Poised yani konumlanmış, konuşlanmış, yerinde duran, bekleyen. Bizim bu cümledeki en güzel anlamı hazır. Her zaman hazır. Sürekli hazır. Neye? To help, yardım etmek için sürekli hazır olan, hazırlığı bulunan, uluslararası bir şebeke ağı olan bir kuruluş bu. Niçin? To help, yardımcı olmak için. Various nations, yani muhtelif, çeşitli milletlere. Hangi milletler bunlar? In need. İhtiyaç halinde bulunan çeşitli milletlere yardım etmek için sürekli hazır bulunan uluslararası bir ağı olan Türkiye'deki en büyük hayır teşkilatıdır Türk Kızılay'ı diyebiliyoruz. Tabi ben tercüme asıllı olmadığı için siz anladınız. Tercüme yazılacağı zaman bu daha düzgün hale, redakte edilerek daha güzel hale getirilebilir. Turkey is involved in war torn Syria to protect civilians and eliminate terrorists. Türkiye is involved in. Involved in yani bir de bir yerde müdahil olmak, içinde olmak, karışmak gibi anlamları var yani. Ama ben burada bulunmak diyorum. Türkiye bulunuyor. Yani orada müdahil olarak bulunuyor. Ama güzel anlamıyla bulunmak. War torn yani işte savaşın yırtık pırtık ettiği. Torn yırtılmış demek. Ama buradaki Türkçe'de güzel anlaşılan kısmı manasıyla savaşın vurduğu, savaşın yıprattığı Suriye'de bulunuyor. Türkiye savaşın vurduğu Suriye'de ya da savaş yorgunu Suriye'de bulunuyor. Niçin? Korumak için. Civilians, sivilleri korumak için ve teröristleri de eliminate etmek için. Eliminate ne peki? Bertaraf etmek. Yani saf dışı etmek. Yani buradan çıkarmak. Kovup atmak manasında. Böyle anladıktan sonra cümleyi toparlayacak olursak şayet Türkiye savaşın vurduğu pardon Türkiye
sivilleri korumak ve teröristleri bertaraf etmek için savaşın vurduğu Suriye'de bulunuyor. Another Turkish Aid Group, bir başka Türk ya da Türkiye'li yardım kuruluşu, yardım grubu, on Friday, Cuma günü distributed, dağıttı. Relief assistance. Biz buna yardım diyelim yani. Relief assistance. Relief, kurtarma demek. Rahatlatma demek filan. Assistance da destek yani. Bilmiyorum ben şimdi relief'e ne yazmışım. Şöyle bir daha bakalım. Relief, yardım demişim. Yani yardım desteği. Biz bunu cümle içinde komple yardım diyebiliriz yani. Yardım dağıttı to 5000 families. 5000 aileye yardım dağıttı. Bir başka Türk yardım grubu. Cuma günü 5000 aileye yardım dağıttı. Nerede bunlar? Around the northern Syrian town of Aziz. Yani Kuzey Suriye kasabası olan Aziz'de. Around'a yine D diyeceğiz. Yani Aziz'in orasında, burasında, sağında, solunda anlayacağız bunu. Hani around the world gibi yani. Dünyanın sağında, solunda, orasında, burasında. Biz dünyada diyoruz. Demek ki Kuzey Suriye kasabası Aziz'de ki 5000 aileye dağıtmış. Ne zaman? On the first day of the Muslim holy fasting month. İlk gününde. Neyin? Müslümanlarca kutsal olan oruç tutma, fasting, oruç tutma, oruç tutulan yani, oruç diyeceğiz. Müslümanlarca kutsal olan, Müslümanlarca mübarek addedilen oruç ayının ilk gününde Kuzey Suriye kasabası Aziz'de 5000 aileye Cuma günü yardım dağıttı diyoruz. İşte tabii bir başka Türk yardım grubu. Unable to provide meals for iftar. Yani meals for iftar, iftar malum Türkçe'de iftar, İngilizce'de de aynen iftar diye yazılmak zorunda. Akselde anlaşılmaz ama iki virgül arasında izah ediyor bunu. The breaking of the fast, yani fastın breaklendiği zaman. Yani malum Türkçe, İngilizce'de breakfast var. Bunu ben anlatmış olabilirim. Benden duymuş olanlar olabilir. Hani gece uykuda insanlar adeta hiçbir şey yemiyorlar. O yüzden oruç gibi sayılıyorlar. Sabahta kalkıp o orucu bozmuş oluyorlar. O yüzden breakfast diyorlar. Breakfast demesinin sebebi bu. Yani burada da işte iftarı izah ederken breaking the fast, yani oruçların açılması demek. Orucun açılması anlamına olan iftar veremedik. Leri için unable to, veremeyen, anlatabiliyor muyum? İftar yemeği veremeyen neyle, neden sebep? Due to measures against the novel coronavirus, yeni koronavirüse karşı tedbirler dolayısıyla, due to, dolayısıyla efendim oruç açma anlamına gelen iftarda yemek veremeyen, provide vermek diyoruz, sağlamak, veremeyen the Istanbul-based Humanitarian Relief Foundation, merkezi İstanbul'da olan İnsani Yardım Vakfı, İHH yani, distributed food packages, food package yani gıda paketi, bunlar genelde böyle hazır, pişirilmiş, İnsanların hemen yiyebileceği halde bulunan gıdalar olduğu için food package'e kumanya diyebiliriz biz. Kumanya dağıttı to local families, yani bölgedeki halk, yerel yani orada bulunan, orada efendim daimi ya da geçici olsun fark etmez. Orada bulunan, oradaki efendim bölgedeki ailelere kumanya dağıttı. Yani iftar veremediği için ya da işte yeni tip koronavirüs tedbirleri, yani koronavirüse karşı tedbirler dolayısıyla iftar yemeği veremeyen merkezi İstanbul'da bulunan İnsani Yardım Vakfı
efendim bölge halkına kumanya dağıttı diyoruz. Yakup Alaca The IHH tabii İHH bizde Representative in the Southern Kilis Province of Turkey. Türkiye'nin güneyinde bulunan Kilis ilindeki İHH temsilcisi olan Yakup Alaca, representative temsilci demek malum, said, dedi ki, the group chose, grup seçti, yani tercihte bulundu. Chose tercih etmek, tercihte bulunmak diyebiliriz. To deliver packages, yani kumanya dağıtmaya, dağıtma tercihinde bulundu. Kumanya dağıtmayı tercih etti. Package'e burada direkt kumanya diyorum. Food package demiyor tabii. Burada deliver dağıtmak ama yani yerine teslim etmek manasındaki yapılan dağıtma işinin adıdır. Yani normal distribute de dağıtmak ama bu o değil. Distribute merkezden farklı farklı yerlere dağıtmak demek. Deliver gideceği yere teslim etmek anlamında dağıtmak demek. Dolayısıyla paket dağıtmayı tercih etti. Instead of ın yerine. Neyin yerine? Organizing a mass iftar event. Yani mass dediği toplu. Yani birçok insanın bir yerde olma anlamına geliyor. Toplu iftar düzenleme. Organizing'e de düzenleme diyelim. Yani organize etmek biraz burada tuhaf kalıyor. Toplu iftar etkinliği düzenleme yerine paketleri dağıtmayı tercih etti. Neden sebep? Due to, sebepten sebepten dolayı, koronavirüsten dolayı paket dağıtmak yerine, aman özür diliyorum, toplu iftar etkinliği düzenlemek yerine paket dağıtma tercihinde bulundu diyor Yakup Alaca. Alaca edit, Alaca ekledi, ilave olarak söyledi ki, the IHH İHH would continue, devam edecek. Neye? Its assistance, desteğe, yardıma devam edecek. Assistance activities, yani yardım faaliyetlerine devam edecek. During the Ramadan, yani Ramazan boyunca yardım faaliyetlerine devam edecek. Başka? Ve stand by Syrians'lara devam edecek. Yani Suriyelilerin yanında durmaya devam edecek. Yani Alaca İHH'nın Ramazan boyunca yardım faaliyetlerine ve Suriyelilerin yanında durmaya devam edeceğini sözlerine ilave etti diyerek birinci bölümü bitirelim ki zaten yaklaşık 25 dakika olmuş. Devamında inşallah önümüzdeki hafta, bir sonraki hafta diyelim, paylaşmış oluruz. Tekrardan hepinize teşekkür ediyor. Hayırlı ömürler diliyorum gençler.